akşam 188. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi diyelim, radyo televizyon bölümünden Uğur Kılınç'la beraberiz. Uğur Kılınç'ın bu akşam yüksek lisans tezi olarak yazdı ama daha sonra Karakum yayınlarından da kitaplaşmış olan bir, Ozan gösteriyor. Müziğin mitolojisi, mitolojinin müziği ve bir İskandinav heavy metal grubunun herhalde incelemesi var, Amon Amarth diye. İskandinav mitolojisi üzerine de bir deneme. Bu böyle ilginç bir konu, bizim de dikkatimizi çekti. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an'ın kitabı da hemen buradan başlamadan bir teşekkür edelim ve ben ilk soruyu yine Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Sağ olsun abi. Hocam başlıkta da aslında geçiyor mitolojinin müziği diye ama yani burada genel iki kavram var, müzik ve mitoloji. Bu müzik ve mitoloji arasındaki genel ilişki nedir? Bizim özel spesifik konuya geçmeden evvel. Bunlar arasındaki ilişki nasıldı? Tarihsel bağlamı nasıl? Tabii nasıl bunlar hakkında evet konuşalım. Teşekkür ederim öncelikle bir kez daha davetiniz için. Mitolojinin müziği kitabı disiplinler arası bir çalışma. Mitolojiyi ve müziği birlikte ele almaya çalışan bir çalışmaydı. Mitoloji ve müziğin en başta ortak noktası zaten bir hikaye anlatma formu olması. İnsanın üretimi bir anlatı türü olması. Tabii ki müzik mitolojiden daha eski. İşin tarihsel bağlamına değindiğimizde kitabın birinci bölümünde zaten müziğin ana konumuz evet metal müzik. Ancak metal müziğe gelişe kadar olan o tarihsel süreci de elimden geldiğince incelemeye çalıştım burada. Müziğin zaten ilk dönemler, primitif dönemlerde insanların doğanın seslerini taklit ederek veya bir kemiklerden, işte taşlardan, sopalardan taşlara vurup doğa seslerini taklit ederek müziğin temelini attığını biliyoruz kitaplardan. Bu da müziğin temelini atmadaki yani ilk insanların bunu yapmasındaki amaç da şu olduğu söyleniyor antropologlar ve sosyologlar tarafından. İnsanlar doğadan korktukları için doğanın onlara sunduğu o sesleri taklit ederek bir şekilde onlardan korktuklarını belli etmek veya o korkuya karşılık vermek amacıyla bu sesleri çıkardıkları söyleniyor. Tabii ki müziğin gelişimini tek bir noktaya yerleştiremeyiz. Yani sadece Çin'den çıktı, sadece Avrupa'dan çıktı diyemeyiz. Belirli tarihlerde M.Ö. 2000'li, 3000'li yıllara dek arkeolojik kazılarında verdiği imkanlar doğrultusunda en eski Çin ile Hindistan'dan bunların yani en azından aletlerle ilgili verilerini alabiliyoruz. İlk zamanlar çoğunlukla dine yönelik, ya yani inanca yönelik bir kullanım aracı olduğunu görüyoruz müziğin. Nitekim ilk çağdan itibaren de bu devam ediyor. Kitaptaki müzik tarihi çoğunlukla Batı tarihi üzerinden gidiyor. Çünkü metal müzik de Batı'da çıkan bir müzik türü olduğu için o seyri sürdürmek durumundaydım. Batı'daki müzik tarihine baktığımızda özellikle Orta Çağ sonrasına dek müziğin çoğunlukla bir dini bir alet olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki Antik Yunan'da, tragedyalarda, tiyatrolarda müziğin kullanımı farklı. Ancak özellikle Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskın olduğu, kilise düşüncesinin baskın olduğu dönemlerde müziğin çoğunlukla bir yani dini pekiştiren, dini ritüelleri pekiştiren bir görevi olduğunu görüyoruz. Ancak bu barok müzikle, barok dönemde ya da Rönesans uyanışıyla birlikte, aydınlanma düşüncesiyle birlikte artık müzik halka inmeye başlıyor. Ve kilisenin yasakladığı bazı notaları, şu an her ne kadar bize enteresan da gelse, kilisenin yasakladığı bazı notalar olmuş o dönemlerde. O notaların çalınmaya başladığı dönemlere giriyoruz. Ve biraz böyle hani hızlı geçmek gerekirse günümüze geldiğimiz noktada da teknolojinin gelişimiyle birlikte enstrümanların çeşitlenmesi, çok fazla elektriğin işin içine girmesi ve elektrikle sesin sürekli hale getirilmesi, bir gitar notasının sonsuza dek
duyulabilmesi imkanı metal müzeye kadar bu süreci taşıyor. Mitolojiyi burada müzeye yaklaştıran noktada aslında en başından bu yana mitoloji dediğimiz şey de mitler yine primitif toplumu ilgilendiren en başta ama sadece onunla kalmayan müzik gibi günümüzdeki ulaşan primitif toplumların inanışlarını, toplumsal ahlak kurallarını, geleneklerini doğaüstü olaylar ve eylemler üzerinden aktaran bir anlatı formu. Aslında o dönem insanların dünyayı açıklama kılavuzları diyebiliriz metinleri için. Mitoloji de bunları inceleyen bir bilim dalı. Mitolojinin özellikle Rönesans'tan itibaren çok fazla resim sanatında etkilerini görüyoruz. Söz gelimi Wagner operalarında, Nibelungen destanında biz İskandinav mitolojisinin izlerini görüyoruz. Tabii bunun sanattan önceki döneminde insanların yaşayışına etki eden, toplumsal kuralları belirleyen ritüellerini olduğunu biliyoruz. Bunun da günümüzde müzikte en fazla yansılarının olduğu, en fazla etkisinin olduğu türün ben metal müzik olduğunu gördüm. Dolayısıyla mitolojinin müzikle olan bağını sadece Rönesans dönemiyle ya da sadece Barok dönemle kısıtlı bırakmamak için nitekim günümüzde bu teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte çok farklı hem kaynağa ulaşma konusunda hem de bu küreselleşmeyle bilginin çabuk yayılması konusunda noktasında çok fazla mitolojilerin çok fazla müzik türleri içinde yer aldığını gözlemledim. Ve bunda da en çok öne çıkan metal müzik olduğu için incelemeye değer bir alan olarak gördüm bunu doğrusu. Evet. Bu bağlamda da İskandinav mitolojisi çokça belirgin ve popüler olduğu için bu çizgide ilerledim çalışmada. Hocam şimdi bu siz konuştukça benim aklıma geliyor. Bu Wagner operalarında da bu yani klasik müzik ana damarında da aslında bu mitoloji çok karşımıza çıkan bir şey. Özellikle bu romantizm döneminde yani 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki işte bu romantik dönemde müziğin ana şeylerinden, ana damarlarından birisi. Şimdi 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bu sefer form değişiyor. İşte heavy metal gibi böyle rock müzik gibi bir takım formlar da tekrar karşımıza, tekrar neşet ediyor yani bir anlamda. Bu müzik türünün bir şeyini anlatır mısınız? Yani bu heavy metal nedir? Bu mitolojiden nasıl etkilendi? Burada spesifik olarak bir grup üzerine de şey yapmışsınız ama bu çağdaş dünyada yaşadığımız modern zamanlarda hala bu mitolojiyle müziğin bu derece iç içe geçmesi nasıl oluyor? Bu heavy metal müzik burada nasıl ortaya çıkmış ve bu damarlardan nasıl etkilenmiş? Tabii, teşekkür ederim. Bu tespitiniz çok doğru kesinlikle. Önce romantik dönemde mitolojinin yeniden birçok sanat dalında pekiştiğini görüyoruz. Bu aslında her zaman, her tarihin her döneminde vardır. Hep bir geçmişe dönüş. Sanatsal formlarda da biz hep böyle sanat çok var olan kaynakları aşıp hep ileriye gidiyor gibi düşünsek de hep bir nostalji, öykünme olayı vardır. Var olan konjektürde gerideki, geçmişteki bir unsuru alıp var olan konjektüre göre tekrar üretip ileri atıyoruz. Söz gelimi gotik mimari de böyledir mesela. Gotik mimari orta çağda yıkılmıştır. Ondan sonra tekrar bir uyanış başlamıştır. Edebiyatta da böyle. Mitolojinin resim, müzik ve edebiyatta doğuşu da böyle olmuştur. Mesela dediğiniz gibi romantik edebiyatta da şey çoktur. Özellikle Yunan mitolojisini yani Batı edebiyatında çok fazla görürüz. 19. asır edebiyatında, 18. asırda bile görürüz. Müzik konusunda da yani klasik müzikten sonra mitolojinin diğer şarkı müzik türlerinde yer aldığını görmedim. Metal müzikte bu ortaya çıkmaya başlıyor. Peki metal müzik nedir? Metal müzik İngiltere ve Amerika'da, ilk örnekleri İngiltere ve Amerika'da çıkan 1960'ların sonunda aslında. Yani bu konuda da metal müzik tarihçileri, yani akademide de bir alan kuruldu böyle, bir kürsü var artık. İsveç'te var, sanırım Amerika'da var, heavy metal kürsüsü. Akademide de yer aldığı için
böyle tarihçiler bu konuda bir şeydir. Tam anlaşmaya varamazlar. Kimisi Amerika der, kimisi İngiltere der, kimisi şu grup der, kimisi bu grup der. Ancak 68'de 69'da kurulan söz gelimi Black Sabbath isimli grup, Led Zeppelin isimli grup, Amerika tarafına baktığımızda Aerosmith, efendime söyleyeyim Alice Cooper, bunlar bu türün ilk örneklerini veriyorlar. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu 60'lı yıllarda yine teknolojik gelişmelerle birlikte elektro gitarın ve amfi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, yani prize amfiye takıyoruz, gitarı takıyoruz ve distortion dediğimiz gürültülü bir metal sesi ortaya çıkıyor. Ve bu çıkan ses, bunun zaten ilk temsilcileri bilirsiniz, Beatles grubudur. Efendime söyleyeyim, Jimi Hendrix'tir, Van Halen'dir ki geçen hafta kaybettik kendisini, almış olalım. Bu gruplardan, bu grupların çaldıkları, yani o dönemin teknolojik o enstrümanlarını, işte bateriler, elektro gitarlar, bas gitarlar, 60'ların sonrasında Birmingham'da, özellikle İngiltere'nin tamamen böyle sanayi şehri olan Birmingham'da birkaç tane grubun, işte Black Sabbath gibi, Deep Purple gibi grubun bu şarkıları, bu teknolojiyi biraz ileriye taşıyıp riff dediğimiz, yani notaları farklı şekilde kullanıp ve biraz önce söylediğim kilisenin yasakladığı, Orta Çağ'da kilisenin yasakladığı bazı gamları, metal gitar perdesinde kullanılan gamları, ki şeytanın notası olarak da bilinir kaynaklarda. Bunları kullanan ilk grup Black Sabbath'tır. 1970 albümündeki Black Sabbath isimli şarkıda kullanmıştır. Ve bundan sonra gerçekten metal müzik o gruptan itibaren hem Amerika'da hem İngiltere'de bir başkaldırının, bir yeniliğin, ama popülerleşmeye çabalayan bir kültür olarak değil de alt kültür olarak belli bir kesimin parçası haline gelmiştir. Tabii 60'ların sonu deyince de şuna da dikkat çekmek lazım. Bu hani 60'lardan itibaren cinsel devrim dönemi, Amerika'daki bu hippie hareketi, bunların da tam böyle sonlanmaya başladığı, hani onların artık çıktılarını görmeye başladığımız dönemler. Metal müzikte böyle bir dönemde kasvetli İngiltere'den, Amerika'nın ırkçı sorunlarıyla cebelleşen bir toplumun artık bazı konuların çözülmeye başladığı veya daha fazla politik sorunların ortaya çıktığı bir dönemde bir asi bir alt kültür hareketi olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak metal müzik sadece rock'n'roll'la veya bir tane gitarın distortion, kirli tonu üretmesiyle kalmıyor. Ve 1980'lerde bu gruplar çoğalarak metal müzik altında çok farklı alt müzik türleri ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Söz gelimi thrash metal diye bir alt tür çıkıyor. Slayer isimli bir grup tarafından. 83'te 84'te Venom adında bir grup black metal'in öncüsü olacak şarkılara imza atıyor. Peki bu şarkıların veya bu metal türlerinin alt türleri neye göre belirleniyor derseniz, kullanılan ekipmanların çeşitliliği, kullanılan ekipmanların, diyelim bir gitar varken Venom iki gitar kullanıyor. Distortion'ını yükseltiyor, azaltıyor, sesleriyle oynuyor. Ve metal müzikte bunu sağlayan şey de kesinlikle müzik teknolojisindeki gelişmeler. Öte yandan metal müziği diğer müzik türlerinden farklı kılan şeylerden bir tanesi liriklerin, şarkı sözlerinin tamamen nasıl söyleyelim, yani aşktan ibaret olmaması. Thrash metal dediğimiz şarkılar çoğunlukla asiliye, nefrete yönelik, nefret temalarını belirgin kılan şarkılar beliriyor. Venom'da, black metal şarkılarında çoğunlukla dine bir saldırı görüyoruz ilk dönem şarkılarda. Dini, daha doğrusu yani dini sorgulayan, daha felsefik, için ezoterik boyutlarıyla ilgilenen şarkılar görüyoruz. Ve buradan, bu çeşitlilikten bir ağaç dallanıp budaklanmaya başlıyor. Gotik metal çıkıyor. Gotik edebiyattan, eserlerden esinlenerek yapılmış melankolik şarkılar ortaya çıkıyor. Ve 84-85 senesinde Bathory adlı bir İsveçli metal grubu ilk kez Vikingleri tarihi bir olguyu şarkılarına dahil ediyor. Metal müzik şarkılarına. Vikinglerle ilgili bir şarkı yazıyor. Şarkının içinde Odin'in adı geçiyor. Şarkının içinde Thor'un adı geçiyor. Ve çok agresif bir şarkı. Ama bir yandan da melodik bir şarkı. Sanki bir savaş çağrısı gibi.
Ve Batory'nin bu önderliğinde ilerleyen dönemlerde çok daha fazla gruplar çıkıyor. Ve bu da günümüzde Viking metal dediğimiz ve bir etnik bir metal türünü ortaya çıkarıyor. Bir tarihle ilgilenen, bir mitolojiyle ilgilenen ve mitolojiyle yetinmeyip günümüz popülerliği, yani var olan bir mitoloji günümüzde farklı anlatı formlarında çeşitlenmiş hallerini bile kullanan bir müzik türü ortaya çıkıyor. Bunu çeşitlenen derken şunu kastediyorum. Mitolojinin kullanıldığı tek yer tabii ki müzik değil. Özellikle sinemada, çizgi romanda, edebiyatın farklı türlerinde çok fazla mitoloji kullanımı var. Şu an mesela dünyada en fazla izlenen filmleri Marvel filmleri olduğu düşünüldüğünde oradaki Thor karakteri her ne kadar yansıtmasa da oradaki Thor karakterinin dayanağı bizim şu an üzerinde konuştuğumuz akademik metinler. 13. yüzyılda yazılmış metinlerden ortaya çıkan bir karakter. Dolayısıyla metal müzik, özellikle İskandinav mitolojisinde kullanan metal müzik grupları sanırım bu son zamanlardaki sinemasal ve edebi popülerlikten de faydalanarak biraz ticari başarıyı elde eden bir hale geldiler. Bunun da en büyük örneği kesinlikle Amon Amarth. Çünkü bunu İsveçli bir müzik grubu ama bunu en tutarlı şekilde kullanan başka bir müzik grubu. Yani, evet, yeni yeni çıktı şu an günümüzde Türkiye'de bile metal müzik arşivlerine girdiğinizde web sitesinde Türkiye'de 400'e yakın metal müzik grubu var. Amatör veya profesyonel ama 400'e yakın, yani bir konser, festival yapalım deseniz 400'e yakın grup buluyorsunuz Türkiye'de. Dolayısıyla hangisinin hangi mitolojiyle ilgilendiğini, yani takibini yapmak artık o kadar zorlaştı ki bu enformasyon çağında. Ancak tarih genel, yani ilk örneklerine baktığımızda bunun en büyük örneğinin Amon Amarth olduğunu söyleyebiliriz. Burada şey dikkat çekiyor aslında. Yani özellikle bu modernlik aydınlanmayla beraber dünyanın büyüsü bozuluyor. Büyüsü bozulan dünyada aslında bu örnek üzerinden söylüyorum. Amon Amarth'ın örneğinden hareketle söylüyorum. Tabii. Ve buna aslında birkaç şey de eklenebilir. Yani benim işte dinlediğim işte Therion, belki Nightwish tarzı Tabii. gruplar da eklenebilir. Yani bunlara sayısı da çoğaltılabilir. Bunlar tekrardan bir sanki dünyayı büyülemeye çalışıyorlarmış veya dünyayı değil de bize o kaybedilen büyüyü tekrardan geri getirmeye çalışıyorlarmış gibi bir his var. Yani bu aradaki, yani yeniden girişilen bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kaybol şeyi yok. Hani büyüden arındırdığımızı düşünüyoruz ama tekrardan İşte metal müzik, işte rock, senfonik rocklarla, metal müzikle, bu mitolojiye giren ilişkiyle tekrardan bunu getirmeye çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki. Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani kültür tarihi açısından çok önemli bir unsur bunlar. Ve mitoloji de aslında mitler, kültürel belleğin en kıymetli eserleri. Hiçbir zaman yok olmuyor. Yani şunu diyemeyiz, bunu... Evet, metal müzik sayesinde mitoloji yaşıyor diyemeyiz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ancak metal müziğin bulduğu, bilmiyorum yani o kadar büyülü, yani büyülü kelimesini çok sevdim biraz hızlıca kullandığınızda. Kesinlikle büyülü ve o büyüyü de aşıladıklarını düşünüyorum ben de. Yani müzik dildeki ses boyutunu temsil ediyorsa, Strauss'un dediği gibi kitapta da yer vermiştim. Levi Strauss yapısalcı çıkarımlarda bulunurken dil ve müzik ilişkisine bakıyor. Müzik ses boyutunu temsil ediyorsa mit de dildeki anlam boyutunu temsil ediyor diyor. Ve dildeki anlam boyutunu temsil eden mitolojiyle ses boyutunu temsil eden müziğin birleşmesi gerçekten büyülü bir anlam ortaya çıkarıyor. Ve metal müzikte bu primitif anlatıların günümüzde çağdaş dönem müziğinde yer bulması da kesinlikle kültürel tarihe bir katkıdır. Bunları pekiştiriyor, dönüştürüyor. Söz gelimi, yani kitapta yer almayan bu sözü geçen grup bu sene bir tane daha albüm çıkardı. Ve albümlerin bir tanesinde Iron Sight isimli bir şarkı var. Şimdi bilirsiniz Vikings diye popüler bir dizi vardı. Evet. Hala da devam ediyor mu? Devam ediyor. İzliyorum ben. Öyle mi? Evet, güzeldi. O da mesela bir destanı, Ragnar Lothbrok'un gerçek Viking bir insanın destanına dayalı bir şeydir, dizidir. Ve Amon Amarth oradaki şarkısını Ragnar Lothbrok'un oğlundan esinlenerek yazdığını söyledi bu sene.
Yani popüler kültürde olmasaydı, yani bu dizi, bu mitolojik dizi var olmasaydı, Amon Amarth grubu belki Ironside diye bir şarkı yapmayacaktı. Başka bir şarkı olacak. Beyond Ironside. Beyond Ironside. Bravo. Evet. Ragnar'ın oğlu onun hakkında bir şarkı yaptı ve kendisi röportajda bunu söyledi. Tamamen dedi Viking dizisinden yola çıkarak yazdığımız bir şarkıdır dedi. Dolayısıyla mitoloji aslında her sanatsal formda var oluyor, birbirini de etkiliyor ve bunun en güzel tarafı anlam boyutlarını katmanlaştırıyor ve bütün sanatsal ürünlerde gerek şarkı olsun gerek resim olsun, hani sadece şarkının evet ha bu Thor'u anlatıyor demiyoruz. Thor'un hangi işlevini anlatıyor? Çünkü mitolojide her şeyinde bir işlevi var. Mitoloji üzerine yazıp çizen akademisyenler mitolojinin türlerini anlatıyor. İşte işlevlerini anlatıyor. Yani doğduğu dünyayı anlatan mitler var. Veya savaşı anlatan mitler var. Tanrıları öldükten sonra neler olacağını anlatan mitler var. Çünkü nihayetinde bunlar eski dönem insanlar, antik dönemdeki insanlar için bir kutsal kitap görevi görüyor. Özellikle İskandinav mitolojisi üzerinden konuştuğumuzda 8. yüzyılda 11. yüzyıl arası yaşayan Viking halkının bizim şu an kültürel bir değer olarak gördüğümüz bütün bu metinleri bir din olarak inandığını görüyoruz. Danimarka ve İzlanda'da yapılan arkeolojik kazılarda gündelik eşyalarda, bardaklarda, içki boynuzlarında Thor bereket versin, Freya içkilerimize bereket versin diye yazılar, rünler kazılmış. Yani biz şu an Freya dediğimiz, Freya bereket tanrıçası diye isimlendiriyoruz ama o dönemler bunlar tapınılan, kurban verilen ve onların adı haykırılarak savaşa girilen isimler olmuşlar. Özellikle Amon Amarth'ın da yani gerek şarkılarında gerekse sahne şovlarında görselliğine önem vererek bu savaş sahnelerini yeniden canlandırması, şarkılarında var olan mitolojik bir öyküyü anlatması, bence yani kendi tarihlerini, çünkü yani İsveçli bir müzik grubu olduğu için, kendi tarihleri için, yani ben onları bir hikaye anlatıcıları olarak görüyorum. Yaptığım röportajda onu söylemiştim. Peki hocam, ben şimdi siz söylerken şunu da düşündüm ama yani aslında bir mitolojiyi anlat ve hatta mit, işte efsane, bunu anlatan insanla kayın. Yani bir işte Türkçeleştirirsek bunu, bir ozan bunu söylüyor. İşte evet. Elinde sazı yahut da elinde liri neyse. Bu çeşit şeylerde nasıl diyeyim, çeşitli değişik coğrafyalarda farklı şekilde görebiliriz. İşte Homer var. İşte Dede Korkut. Tabii. Korkut var Türkiye şeyde, Anadolu'da Türklerin Türk geleneğinde. Orada da işte yine bu mitler anlatılıyor, işte İskandinav mitolojisi. Yani bu aslında miti, yani belirli bir konteksti yok. Yani kulaktan kulağa sözel bir şekilde anlatılan bir şey aslında bunlar. Aslında bu gelenek bu şekilde, yani metal müzikle yahut da dizilerle bir hikaye anlatım şekli olarak düşünürsek, aslında bu gelenek bir şekilde, yani belirli bir kısım belki kesintiye uğradı veyahut da uğramadı ama bu şekilde devam ediyor olarak da düşünebilir miyiz? Yani 12. yüzyılda kesilmedi. Şu anda da devam ediyor. Yani illa işte Semitik tek tanrılığa mahkum kalan bu dünyada belki de bu paganik ögeler kendini farklı bir şekilde tezahür ediyor ve bu şekilde devam ediyor. Aslında biz tabii, sanki kesinti varmış gibi düşünüyoruz ama aslında belki kesinti yok. Hani o gelenek içinde sadece usul olarak değişiyor ama verilen mesaj, anlatılan o dünya, kainat Amon Amarth'ın dilinde yahut da işte Viking dizisini çekenlerin kamerasında veyahut da vizöründe ortaya çıkıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu süreklilik mevzusunu. Çok haklısın. Ya burada İskandinav mitolojisi çok enteresan bir veri barındırıyor aslında bu kaynak ve süreklilik konusunda. Şimdi İskandinav mitolojisi Viking, İskandinavya'da yaşayan, yani İskandinavya dediğimiz İsveç, Norveç, İzlanda, Danimarka bölgesinde yaşayan Viking halkının anlatıları demiştik ya. Ancak şöyle bir şey var. Mitolojilerin pek çoğu sözlü anlatı türü, sözlü anlatı formudur. Yani dilden dile aktarılmıştır. Ve Vikingler çok fazla yazılı eser bırakmadıkları için, çünkü Vikingler yaşamlarının çoğunu
tüccarlıkla ve askerlikle, işte yağmalarla geçirmiştir. Ancak kültürlerinde inanışlarına İskandinav mitolojisi anlatıları çok önemli olmasına rağmen yazılı bir kaynak bırakmamışlardır. Bizim şu an İskandinav mitolojisine dair bütün öğrendiklerimiz veya Amon Amarth'ın İskandinav mitolojisine dair yazdığı her şey şu an günümüzdeki güncel arkeolojik buluntular, hani gündelik yaşama dair bir şeyler alıyoruz ama ana kaynaklar Hristiyanların kaynaklarına dayanıyor. Bu da çok enteresan. Çünkü biliyorsunuz 11. yüzyıldan itibaren 10. yüzyılın sonuyla 11. yüzyılın başında İskandinav coğrafyası bir Hristiyanlaşmaya başlıyor. İngiltere ile aralarında olan savaşlar, evlenmeler ve alışverişler sonrasında. Bu da beni her zaman çok büyülemiştir. Çok da garibime gidiyor. Yani bu kadar sert ve çok katı bir inancı olan bir Viking halk kültürü, yani kolay olmasa gerek Viking inanış, İskandinav mitolojisini bir kenara bırakıp Hristiyanlığını benimsemek kolay olmasa gerek. O bağlamda yani ona dair tarihsel kaynaklar yok. Hani belki de Vikinglerin bir şeyleri, kaynakları vardı da Hristiyanlar mı onları çarpıttı bilmiyoruz ama şu anki okuduğumuz bütün her şeyi biz 13. yüzyılda Nazım Eda ve Nesir Eda adı verilen iki tane kaynaktan, bir de yine 13. yüzyılda, pardon 13. yüzyılda değil, ondan daha önceki dönemlerde İskandinav krallarına ve soylularına yazılan övgü dolu şiirlerden öğreniyoruz. Çünkü o dönemler Skald şiirleri, Skald adı verilen şairler dönemin kralına veya kraliçesine, yani savaşta yaptıkları bir başarıdan, bir soylu hareketlerinden sonra onları İskandinav mitolojisindeki tanrılarla özdeşleştirip onları tanrısallaştırarak şiir, övgü şiirler yazmışlar. Biz bazı tanrıların ve tanrıçaların işlevlerini o şiirlerden görüyoruz. Ancak işin enteresan tarafı İskandinav mitolojisinin kıyamet inancını, yani eskatolojik tarafını veya teogonik tarafını, yani İskandinav mitolojisinde evren nasıl yaratıldı, tanrılar nerede yaşıyor, tanrıların işlevi görevi nedir gibi soruların cevabını Snorri Sturluson isimdeki İzlandalı bir tarihçiden alıyoruz. O tarihçi 13. yüzyılda kendisi aynı zamanda politikacı, tarihçi. Kendi Hristiyan öğrencileri şiir yazma sanatını öğrensinler, bu alanda ilerlesinler diye İskandinav mitolojisine dair metinleri derletiyor. Bizim elimize gelen bütün şeyler buradan çıkıyor. Yani bunlar da sanıyorum İngiltere'deki müzede, Britanya'da, Britanya Müzesi miydi? Adını anımsayamıyorum. Orada o kraliyet el yazmalarıyla Nesir Edalar. Burada sanki bir öğrenciye öğretir gibi İskandinav mitolojisindeki tanrıların isimleri geçiyor. İşte Thor şudur, Odin budur, dünya şöyle meydana gelmiştir. Bunlar hep soru cevap şeklindeki metinler. Ve bunları yazıya geçiren kişi bir Hristiyan. O bağlamda süreklilik konusunda çok haklısınız. Yani ve var olan o anlatıyı kimin sürdürür de çok önemli. Şimdi mesela Vikinglerin kutsal inançları, metinleri, toplumsal yaşamları bir Hristiyan anlatısının üzerinden gidiyor. Ancak bu demek değildir ki, yani Amon Amarth evet İsveçli bir grup, kendi yerel anlatılarını işliyor. Ama pekala bir Türk de Thor imgesini veya Odin imgesini kullanarak bu mitolojik anlatıyı pekiştirebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Dönüştürmesinin örneği Amerikan sinemasında işte biraz önce söylediğim gibi Thor, Odin karakterleri, daha karikatürize edilmiş karakterler. Onun dışında İzlanda'da özellikle yazıya geçirilen destanlar var. Biraz önce konuştuğumuz bu Ragnar Lothbrok karakterine dair olan destan bunların en önemlileri. Bu gerçek bir tarihi, bir tarihte yaşamış gerçek bir insan olduğu söyleniyor İskandinav tarihine göre ve o kişiliğin kahramanlık destanında tanrıların ve bu tanrısal anlatıların isimleri geçiyor. Ve bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında İskandinav mitolojisi diğer mitolojilerden daha kısıtlı bir bilgi vermesine rağmen başı ve sonu olan, yani dünyanın yaratılışı, hayata bakış ve dünya nasıl sona erecek, kıyamet anlatısı nasıl olacak bilgisini veren bir külliyat doğuyor bizim için. Günümüzde de kesinlikle size katılıyorum. Günümüzün ozanı, yani metal müzik, bunun işte metal müzikte çıkması çok enteresan. Çünkü malum metal müzik, bu kitabı benim kaleme alma sebeplerinden biri de oydu açıkçası. Yani çalışılabilecek onca konu varken, ki normalde benim alanım normalde sinema. Ben sinemacıyım ancak mitoloji ve metal müzikle yıllardır ilgilendiğim için, akademik okumalarla yaptığım için
Yani en azından Türk literatüründe metal müzik müziğe olan önyargıyı kırma amacı taşıdım. Yani o yüzden kendim de şaşırıyorum. Yani bu kadar önemli bir vasfı, mitolojik, kültürel belleğe olan katkıyı ve pekiştirmeyi, yani metal müziğe mi kalmalıydı bilmiyorum. Yani kaldığı için tabii ki ben mutluyum bir metal müzik dinleyicisi olarak. Ancak hani metal müziği de hani şey olur ya, 90'ları hatırlarsınız, Kadıköy'de Metallica tişörtü giyip tutuklanan tipler vardı, hani şey yazardı, çocuğunuzun satanist olduğunu nasıl anlarsınız? Oradaki birinci madde metal müzik dinlemesiydi. Dolayısıyla hani şu an yani Karakum Yayın Evi'ne de sizin aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Böyle marjinal ve hani çok yaklaşılmayan bir konuyu da kazandırdıkları için. O bağlamda metal müziğinde ben rolünü çok önemli buluyorum açıkçası. Yani normalde metal müzik dediğimiz şey başkaldırı, yani düzene başkaldırının simgelerinden bir tanesi. Yani evet. işte siyah tişörtler, o sert müzik, işte mesela Metallica'nın, yani şimdi aklıma şey geliyordu oradan, Metallica'nın o ilk dönemlerdeki düzen karşıtı şarkıları mesela, metali böyle çok böyle şey yapan baskın imgeler. Ama mesela bunu sizin söylediğinizle bağlantılı olarak söylüyorum. Yani mitolojinin tekrardan üretilmesi, bu kanaldan yapılması çok ilginç. Ben bilmiyorum, belki başka yerlerden nerede olabilirdi onu da bilemiyorum, ama metal üzerinden, metal müzik üzerinden gitmesi çok ilginç yani. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani metal müzik tarihi içinde de evrile, hala evrilmeye de devam eden bir tür. Dediğiniz gibi ilk zamanlar 60'ların sonunda Led Zeppelin'lerle, Black Sabbath'larla, çünkü özellikle Black Sabbath'ın şarkı sözlerinde ve notalarında o asiliği, o isyanı görüyoruz. Ondan sonra mesela bir 80'lerde glam hareketliliği oluyor metal müzikte de. Yani metal müzik de kendi içinde çok değişen bir şey. Deri taytlarını ve tül üstlerini, fularlarını giyip çıkan, yani feminen davranan ancak çok agresif müzik yapan metal müzik türleri de ortaya çıkıyor. Onun dışında mesela ne bileyim, black metal deyince insanlar sanki black metal müzikleri sadece işte kiliseleri yakalım ve şeytanı övelim, satanizmi övelim gibi bir şeyi var sanıyorlar, ama bunlar kesinlikle önyargı. Metal müziğin yani önemli taraflarından bir tanesi de gerçekten içinde çok fazla tarihi ve edebi birikim barındırması. Yani gerçekten özellikle Lovecraft, gotik edebiyatın öncülerinden, Amerikalı öncülerinden Lovecraft'ın, Edgar Allan Poe'nun bir sürü öyküsünün metal müziklerde adının geçtiğini, o konuların işlendiğini görürüz. O yüzden mitoloji de bu bağlamda herhalde çok fazla tutuluyor. Çünkü sadece İskandinav mitolojisi de değil. Yani Mısır mitolojisi de şu an çok popüler. Yunan mitolojisi çok var. Ama Yunan mitolojisi zaten bütün sanatsal anlatı formlarında çok fazla harcanmış bana göre. Yani çok o kadar kullanılmıştı ki. Şu an yani Zeus'un kim olduğunu yaşlı, daha böyle hani okur yazar olmayan insanlara bile sorsak belki cevap alabiliriz yani. O yüzden Zeus artık imgelerde yer edindi. Günümüz neslinde de herhalde sanırım İskandinav mitolojisi bu görevi üstleniyor. Çünkü malum Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, işte fantastik edebiyatta yani Tolkien'in yazdığı Hobbit'tir, Yüzüklerin Efendisi, bunlar da hep İskandinav mitolojisine dayalı eserler olduğu için popüler anlatıda çokça yer buluyor kendilerine. Amon Amarth'ın ismi de zaten Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor. Oradaki dağ yani. Evet, kıyamet dağı anlamına geliyor şeyde, Elfçe'de. Amon Amarth da Yüzüklerin Efendisi'ni çok seven bir grup olduğu için isimlerini oradan almışlar. Yani aslında bütün şeye baktığımız zaman, bu küreye baktığımız zaman, yani işte kendi içinde metin arasılıktan da bahsedebiliriz belki, ama evet, böyle büyük bir işte Yüzüklerin Efendisi bir anda, yani şey anlamda da, bu biraz müzikten de dışarı çıkarttım, işte sinema, müzik, roman mesela, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ni de bir anda düşünebiliriz. Hepsi bir anda büyük bir, aslında bir mitik bir evren yaratılıyor. Yani işte diyor ya, 12. 13. yüzyıldaki yaratılan evrenle şey yok yani açıkçası. Bunların bir kuralı, kaidesi şey anlamında nedir, sınırları bu olacak, bu şekilde davranacak diye bir şey yok, kaide yok. Yani aslında bu genişleyen bir evren. Yani Tolkien'in anlattığı hikayeyle
işte 7. 8. yüzyılda anlatılan hikaye arasında bence nitelik olarak fark yok. Yani, katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Yani Amonomart'ın yaz şarkılarının sözleri veya oya attığı imgelem arasında bence bir fark yok yani. Biz hep şey düşünüyoruz. Nasıl diyelim? Mitik imgelem modern dünyayla, modern düşünceyle beraber kesintiye uğradı ve bunlar sanki böyle bir karikatürüymüş gibi veyahut da sadece ondan faydalanan yapılan modern ürünlermiş gibi yansıtılıyor ama aslında ben buna yani pek şey yapmıyorum, yanaşmıyorum. İleriye doğru farklı bir şekilde gidiyor. Doğru, ben, kesinlikle. Hani şey desek böyle 300-400 veyahut da 2000 sene sonra bugüne baktıkları zaman belki de şey görecekler. Yani o süreklilik içinde görecekler, bilmiyorum yani. Tabii yani sonuçta Rönesans'ı düşün. Rönesans döneminde mitolojiden yararlanan insanlar şunu dememiştir yani hani ya ne yapıyorsunuz, mitoloji mi kaldı diyenler belki olmuştur. Yani aslında benzer dönemi yaşıyoruz. Hani sanki şu an bu modern dönemde teknoloji, sosyal medya var diye her şeyi çözdük. Yani ne zamandı o? 1800'lerde miydi bir tane Amerikalı tarihsel bir kişilik, ismini unuttum. Artık dünyada icat edilecek, üretilecek başka bir şey yok. 1900'lerin başında evet öyle bir öyle şey var. Evet. Mesela o cümleyi düşünün. O adamı acaba bugüne getirsek, hayata dönse ne cevap verirdi bize? Benzer şekilde ben de aynı şeyi düşünüyorum sizinle. Metinler arasılık dediniz. O kesinlikle İskandinav mitolojisinde çok önemli bir kavram. İskandinav mitolojisi anlatıların diğer mitoloji metinleri, mit metinlerinden farkı şu. Kennings adında bir metafor üretimi var İskandinav mitolojisinde. Bunlar destanlarda da geçiyor. İzlanda'da, Danimarka'da yazılan destanlarda da geçiyor. Ve şöyle bir gerekliliği var. Aslında hani şu an medya okur yazarla diye bir kavram var ya. Medya okur yazar yani medyayı bilmek, işte kaynakları sınamak, 5 farklı, 2 farklı kaynaktan en az ne okuduğunu bilmek, ne gördüğünü bilmek. İskandinav mitolojisi de aslında bunun primitif bir örneği var. Kennings denilen şeyler bir kelime grubu ve o kelime grupları İskandinav mitolojisindeki bir hikayeye tekabül ediyor. Sembolik bir anlam. Örneğin, Susamur'un fidyesi diye bir şey var. Susamur'un fidyesi aslında Freya'nın Loki, düzenbaz ve kötülükle temsil edilen tanrı Loki'nin bereket tanrıçası Freya'nın saçlarını kesip, altından olan saçlarını kesip götürmesini anlatıyor. Yani o hikayeyi anlatıyor. Sırf Susamur'un fidyesi iki kelimede mitolojik bir hikaye barındırıyor. Bu Kennings adı veriliyor buna da. Yani İskandinav mitolojisi Viking döneminde bile kendi anlatılarında metinler arası okuma gerektiren bir metin ortaya çıkarmışlar. Bu bağlamda metal müzikte de bunları çok görüyoruz. Amonomart'ın şarkılarında çok görüyoruz. Dolayısıyla bu hem aslında yani tıpkı işte dediğim gibi medya okur yazarlığı gibi entelektüel süreci şeyi de biraz seviyeyi de biraz yukarıya çeken bir şey. Yani hiç İskandinav mitolojisi metni ana hatlarıyla bile okumayan birisi Amonomart'ın şarkı sözlerini çıkarsa yani anlamakta, algılamakta çok zorlanabilir. Çünkü orada geçen tarihsel kişilikler var, tanrı isimleri var ve bir olay anlatılıyor. Mesela Hermod'un Hel'e yolculuğunu anlatan bir şarkısı var. Orada Balder'in adı geçiyor, tanrı Balder'in adı geçiyor. Mesela Hel dediğimiz şeyin aslında İskandinav mitolojisindeki cehennemi temsil ettiğini bilmezsek, o şarkının aslında cehenneme bir yolculuğu anlattığını algılamayabiliriz. O bağlamda diğer mitolojilerden biraz daha metinler arasılık çabayı, metinler arası çabayı ve metinler arası ilişkileri kurmayı gerektiren bir anlatıdır İskandinav mitolojisi. Ben soracağım. Tamam ben sustum. O zaman sürekli araya girdiği için bölmek istemedim. Abi tamam pardon. onun saç kesimi bu programa çok uygun. O yüzden edemiyorum yani. Hocam şimdi bu bir katkı yapmak istiyorum. Bu Vikinglerin Hristiyanlaşması çok sıkıntılı olmuştur muhtemelen dediniz. Bunun İstanbul'da bir izni var. Ayasofya'nın üst katında bir Viking runik kazısı, bir yazısı vardır, bir grafiti. Burada Haldan buradaydı diye yazıyor. Bravo, ben söyleyecektim, iyi hatırlattınız. Viking savaşçısı. Muhtemelen
tabiat adamı işte yani bir şekliyle Hristiyanlaşmış ama ayin sırasında çok sıkıldığı çok belli. Yani o işte Orta Çağ, Bizans ayini vesaire. Adam orada can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış ve hani ben öğretmenlik yaptım, canı sıkılan öğrenci sırayı kazır bizde. aynı şey orada da olmuş. Yani bu kavimlerin tek tanrılı dinlere geçişi o kadar da kolay olmuyor. İşte bizim Türklerin şamanizmden Müslümanlığa geçişi de aslında o kadar hani kolay süreçler değil. Bir şey yapıldığı zaman bunu bir cep olarak hani bir hatırlatmak istedim. İkincisi yani bu şimdi siz konuşurken devamlı aklımın ucundan şunlar geçti. Biraz serbest kitabın dışında da şey yapmak istiyorum. Ya bizim sonuçta bir Anadolu Rock diye bir şeyimiz var ve bu Anadolu Rock akımı aslında çok büyük ölçüde işte Anadolu'nun bu efsaneleri, söylencileri, biraz mitoloji yani bunların harmanlandığı bir şey. Tabii bu çok böyle heavy metal'e doğru falan filan şey yapmamış, evrilmemiş ama 1960'larda böyle kendince özgün bir iş yapılmaya çalışılıyor orada. İşte Barış Manço'ların falan yaptığı gayet böyle mistik şarkılar falan vardır. Yani bu burada hani aslında bizim işte bu Gılgamış, Dede Korkut destanlarıyla işte hemhal olan bir müzik geleneği en azından kısmen başlamış ama hani bugüne çok fazla bunun çok yansımasını göremiyoruz. Bir kıyas yaparsak eğer, yani işte İskandinavya'daki ve Türkiye'deki yani bildiğiniz kadarıyla tabii yani bu biraz kitabın dışında bir şey. Biraz hani Türkiye'ye de bağlamak istiyorum ben bu mevzuları. Çünkü bu alan önemli bir alan. Yani bu mitoloji, Türk mitolojisi, işte Anadolu'daki diğer kavimlerin birçok mitolojisi var. Bu mitolojilerin bir malzeme olarak müzik alanında kullanılmasında siz ne gibi imkanlar görüyorsunuz mesela Türkiye'de? Tabii şimdi dediğim gibi bu eminim şu an Türk mitolojisini doğrudan yani Amon Amarth gibi şimdi İngiliz metal müzik tarihinin başında anlatırken değinmiştim ya hani ilk Vikinglerin adını geçiren Bathory adında bir grup vardı diye ama sadece bir değini olarak geçiyor. Ancak Amon Amarth doğrudan İskandinav mitolojisi üzerine temellenen bir grup. 80'ler, 90'lar boyunca doğrudan Türk mitolojisi üzerine temellenen ben bir grup görmedim okumalarımda. Adını geçiren tek tük vardır tabii ki. Dediğiniz gibi eskilerden Erkin Koraylar, Moğollar, Barış Manço'lar yani bütün diskografisini didik didik etsek illa çıkar. Günümüzde benim aklıma gel, inanın şeyi de bildiğim yok. Onu Seçkin Sarpkaya'ya bırakıyorum. Seçkin dostum. O kendisi Türk dünyası çalıştığı için. Bir de kendisi de ayrıca metalci bir arkadaşımızdır. Ya ben bir isim söyleyebilirim araya girip. Karahan diye bir grup var. Tunç Demirhan kurduğu grup. Onlar işte şu anda arka tarafta da açtım. Şarkı sözlerine söyleyeyim. Yani şey isimlerini. İşte Gökyüzün Çocukları, Sürüden Ayrıl, Kültigin. Ondan sonra Tengri Kelti, yani işte şey Mankurt diye böyle şarkıları var. Şimdi ona da selam söyleyeyim buradan. Adından anlamadan geçmeyeyim. Böyle bir grup var mesela hani. Tabii. Burada ya metal müzik de şey de değil Türkiye'de. Yani 80'lerde Türkiye'de de çok öncüsü vardır biliyorsunuz. Doctor School bunların en başında gelir. 80'lerin başından itibaren heavy metal. Pentagram vardır. Günümüzde mesela Seçkin Hocam'dan bahsettik. Onların Gates of Eternity adında bir death metal grubu var. Onların da eminim liriklerinin bir yerinde mitoloji veya folklor geçiyordur. Onların çok sözlerine bir akademik inceleme yapmadığım için onu bilemiyorum şu an. Ancak günümüzde o kadar çok fazla hani çocuklar bir de artık ulaşabiliyorlar. Elektronik ortamda bile müzik yapabiliyorlar. Her ne kadar şu an günümüzde rap müzik popülermiş gibi görünse de metal müzik her zaman alt kültür olarak kaldığı için eminim Türk mitolojisinde açığa çıkaran eserler çıkacaktır. Şimdi ben şu çalışmayı yaptığım senelerde Türk mitolojisi bu her zaman benim de aklımdaki bir sorudur bu arada Cengiz Bey. Bu çalışmayı yaptığım
sıralarda kaynak taraması yaparken Türk mitolojisine dair sadece bir tane kitap vardı ve o da yabancı bir Türkolog tarafından yazılan bir kaynaktı. Ben o yüzden yani çok üzülmüştüm açıkçası hani alan adına. Ancak şu an Google'a girip bir Türk mitolojisi kitabı aratsak bir en az 5 tane Türk ismin, araştırmacının Türk mitolojisine dair eserini görebiliyoruz. Bu şeye de yansımaya başladı. Edebiyata da yansımaya başladı. Fantastik romanlar var Türk mitolojisine değinen. Emin olun yani metal müzikte şu an verilmeye başlanmıştır şeyleri, örnekleri. Ama biraz herhalde çok takip etmek lazım. Sosyal medyada da takip etmek malumunuz çok zor. Her gün yeni bir grup çıkıyor. Her gün yeni bir kitap. Evet. Şimdi şey deyince rap deyince bir de 1980'lerin sonunda 90'larda falan hatırlarsınız. Abi sen daha iyi hatırlarsın. Bu asitçi misin, metalci misin ayrımı vardı. Evet, evet. Yani şu anda mesela yani asidin devamı diyebileceğimiz bu rap müzik daha böyle işte o da bir underground gidiyordu Türkiye'de ama bu YouTube'un vasıtasıyla sanki daha böyle ana akıma oturmuş gibi görüntü veriyor. Metal biraz daha böyle şeyde underground olmaya devam ediyor herhalde. Hı hı. Öyle bir... Çok doğru söylüyorsun. Beni şaşırtan şeylerden biri de tıpkı punk müzik, rap müzik, metal müzik bunların hepsi aslında politik söylemleri de olan, çok politik bir anlatıyı barındıran formlardır ve popüler olması da beklenmez. Günümüzde dediğiniz gibi çok farklı, hani bu konjektürde rapin popüler olması da, o da ayrı tabii. Rap müzikle ilgilenenleri ilgilendiren bir tartışma. Hani rapin içi boşalıyor mu, ne anlatıyor, neleri konuşuyorlar, onları da incelemek lazım. Ancak metal müzikte şuna değinmek isterim. Metal müzik kültürü de dünyada kendi evrenini yaratabilmiş bir kültürdür. Örneğin Almanya'da Hannover kentinde her sene bir metal müzik festivali düzenlenir. Wacken adında. 90'lardan bu yana. Ve her sene en az 50 bin kişi katılır dünya çapından. Türkiye'den bile yüzlerce insan gidiyor. İsveç'te bir tane vardır, Graspop Festivali. 96'dan bu yana yapılan ve 2013'ten bu yana da Hellfest Fransa'da yapılır. Bu kesinlikle yani böyle insanların bebekleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla gittiği bir ortam. Hani metal müzik deyince sanki işte kafa sallanıyor, ortalık kırılıyor, yıkılıyor, herkes alkol tüketiyor gibi bir önyargı yine var ya. Onu da yine kırmış olalım. Çünkü yeri geliyor folk metal diye de bir tür var biliyorsunuz. 2013-2014'tü galiba. Fin bir metal, folk metal grubu geldi Korpiklani isminde İstanbul'a. Hiç tanımadığımız insanlarla halay çekmiştik Fince şarkılarda. Yani bu işte müziğin büyüsüdür. YouTube'da bulabilirsiniz videolarını. Çok da enteresan bir gündü yani. Hiç tanımadığımız insanlarla kendi dansımızı Fince şarkılarına, metal şarkılarına uyarlamıştık. Onlarla hemşeriyiz de olsa. Halay bir yerden tutar. Tabii kesinlikle. Öyle yani metal müzik şu an mitolojinin temsilcisi diyebiliriz müzik alanında. Evet hocam. Ozan senin soracağın. Abi şey var bir de bir şeylere bir soru daha sorup ben şeyi bir dolduracağım soru hakkımı. Peki bu görsellikle yani özellikle siz tabii kitapta da Amon Amarth'ın albüm kapaklarını değerlendirmişsiniz ama onun haricinde mesela bu konserlerde verilen daha doğrusu konserlerde yapılan sahne şovları. Evet. Bu bir görsellik var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ben yine şey gibi düşünüyorum ama böyle bir teatral hava yani bu mitik şeyi, ambiyansı tekrardan yaratıyorlarmış gibi bir his var. Yani birkaç böyle ben de katıldım. Yani Amon Amarth dinlemedim ama mesela Therion dinlemiştim. Veyahut da şeyi mesela bir çok farklı bir durum ama işte Roger Waters'ın Wall konserini dinlemiştim şeyde. Açık havada orada mesela o yaratılan o mesela duvar ingesi geçiyor biliyorsunuz şarkıyı hep biliyoruz albüm hepimiz biliyoruz o duvarı tekrardan örüp
arkasında kalıp ve onu tekrardan ikinci işte albüm şeyin konserin ikinci bölümünde tekrardan yıkıp o şeyi yaratmaları, o imgeyi yaratmaları, o görsel şovun, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şöyle, Amon Amarth'ın burada önemli taraflarından bir tanesi de yani sadece şarkılarında tanrıların isimlerini veya öykülerini anlatması değil, konserlerinde de o savaş halini, yani çoğunlukla albüm isimlerine baktığımızda genellikle işte şuna da değinmek isterim en başta bu konuyu anlatmadan önce. Tanrılardan, yani İskandinav mitolojisindeki Pantheon'da yer alan tanrılardan bazıları diğerlerinden daha önemli. Bunlardan bir tanesi Odin, baş tanrı. Bilgelikle ilişkilendirilir. Thor var, savaş tanrısı. Yani Vikinglerin savaşta kendilerine yardım ettiğini düşündükleri tanrı. Freya var, bereket tanrısı. Ve Amon Amarth'ın Freya'ya, Thor'a ve Odin'e çok fazla değer verdiğini görüyoruz. Ve Vikinglerin savaşçı kimliklerini öne çıkaran ve tarih, ulus bilincini yücelten şarkılarını görüyoruz çoğunlukla. Ve bunları da desteklemek için sahnelerinde o şarkının teması neyse, diyelim bir Viking'in, şundan örnek vereyim. Grubun Varyaks of Miglagard diye bir şarkısı vardır. Miglagard, Vikinglerin eski İstanbul'a verdiği isimdir. Yani Miglagard, Konstantinopol'a Miglagard diyorlarmış Vikingler. Ve sanırım 800'lü yıllardaydı Viking imparatoru para karşılığı onları kendisini koruması için, savaşa katılması için bir grup Viking kiralıyor. Savaşçı Vikingler. Ve tarih metinlerde de şöyle geçer. Savaşta öyle bir an olmuş ki İmparatorun kendi askerleri kaçmış ama o Vikingler çok kayıp zayiat vermelerine rağmen imparatoru koruyup sözlerini tutup altın dolu şeyleriyle, gemileriyle İsveç'e geri dönmüşler diye. Mesela bu hikayeyi anlatan şarkısıdır adı geçen şarkı. Bu şarkıyı söylerken Amon Amarth da İstanbul'u çok sevdiği için grupla ilk kez İstanbul'da bunu sahnelemişti şarkıyı ve o gemiyi yerleştiriyorlar. Şarkının sonunda zaferlerini kutlamak için Vikinglerin içki boynuzları, arkeolojik kazılarının da gösterdiği içki boynuzları var. Boynuzları oyarak içine içki koyup içtikleri. Onları kullanıyorlar. Bir de bundan bir önceki albümde, Jomsviking isimli albümünde gerçek Viking savaşçılarını çıkarıp, yani Viking hayatı yaşayan insanlar da var enteresan bir şekilde. Hani Amişler gibi düşünün. Hani teknolojiyi terk edip kendi inancına bağlı insanlar var ya, çok azınlık da olsa şu an Viking kültürüne bağlı insanlar var Avrupa'da. Jomsviking İskandinav tarihinde kadınların ve çocukların yer almadığı, tamamen savaşçılardan oluşan paralı asker birliklerini temsil ediyor. Ve Jomsviking, kendine Jomsviking diyen ve sabah akşam Viking gibi yaşayıp birbiriyle savaşan, dövüş sanatlarında ustalaşan insanlar varmış ve Amon Amarth bunlarla iletişime geçip bu en büyük Wacken konserlerinde onları çıkarıp savaş şarkıları söylerken insanlar da orada Viking kıyafetlerini giyerek bir gösteri yaptılar. Savaş gösterisi yaptılar. Yani Vikingleri nasıl savaştığını gösterdiler. Bu işte işin hakikaten biraz da şey de boyutu, yani bir tiyatro tarafı da var. Ancak o an, yani Amon Amarth konserindeki deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla orada Thor'un sembollerinden biri olan çekicini kaldırıp yere vurunca ortaya çıkan ses ve Thor'un adını haykırarak şarkıyı söylemesi, o an gerçekten insanı ben şu an Vikinglerin yer aldığı bir savaşın içindeyim edası uyandırıyor. Bu aslında Mehter Marşı gibi bir şey bana sorarsanız. Yani Mehter Marşı savaşa giderken söylerlermiş ya. O yüzden metalciler o konseri dinlerken kafalarını sallamaya başlıyorlar. Enerjilerini atmaları lazım çünkü. Vermekteyim. Yani kültürel belleği pekiştiren şeyler bu görsel. Evet, kesinlikle. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün böyle ilginç bir yayın oldu. Bizim için de öyle. Seçkin Hoca'yla da yaptığımız yayın da böyle çok güzeldi. Öyle mi? Seçkin Sapkaya'yla da yaptığımız yayın böyle. Ona selam söyleyelim buradan. Selamlar Seçkin Hoca'ya. Vesaire üzerineydi. Hocam tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Doktora tezinizden sonra tekrardan sizi davet etmek isteriz. Memnuniyetle. Siz şu şeylerinizi, süreçlerinizi atlattıktan sonra
O zaman da korku sineması konuşuruz istersen. İnşallah. Vampirler üzere. Vampirler üzerine konuşuruz. Vampir bizim işimiz. Peki. Yavaş yavaş kapatalım. 188. yayınımız bu akşam burada sona eriyor. Bugün konumuz Uğur Kılınç'la güzel bir yayın gerçekleştirdik. Bize bu yayında destek olan Kur'an-ı Kitab'a da tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.